14 yaşında bir kız çocuğu. Annesi bundan sonra seni okutamam, çalışmak zorundasın diyor. Okuyacağım diyor. İşte o an hayatını seçmeye başlıyor. İnadıyla, cesaretiyle, yetenekleriyle, zekasıyla fark yaratacak bir kadın olacağının sinyallerini veriyor. Nermin Abadan Unat. Bundan 92 yıl önce, 1921 yılında Viyana'da doğuyor. Annesi Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na mensup soylu bir aileden. Babası Bosna Hersek'ten İzmir'e göç eden bir ailenin oğlu. Girişimci bir iş adamı. 6 yaşında 1927'de İstanbul'a geliyorum ve 1920'de Nişantaşı'nda bugün de var olan Radya Apartmanı'nın en üst katına yerleşiyoruz. O zamana kadar tabii yalnız Almanca konuşuyorum. Annem de biraz bugün için garipsenecek bir dünya görüşü sahibi. İşte cici çocuklar okula gitmez, evde eğitilir. Ve işte benim için İsviçre'den bir guvernant geliyor. Onunla Fransızca olarak ilkokulla başlıyorum ve Fransızca dilini öğreniyorum. Ve Rally Apartman'ın üst katındaki pencereden büyük bir imrenişle okula giden çocukları seyrediyorum. Çünkü yani ben yalnızım, arkadaş da yok. 1931 yılında babası aniden hayata gözlerini yumuyor. Nermin annesiyle birlikte Budapeşte'ye dönmek zorunda kalıyor. Ben 14,5 yaşına geldiğim zaman o zamana kadar yani okula devam ederken annem bana artık okula gönderemeyeceğini ve benim yani stenografi öğrenip işte bir iş bulmamı gerektiğini. Halbuki ben fevkalade bir şeyle, tutkuyla yani okulu çok severek gidiyordum. Derslerin çoğunu iyi bir öğrenciydim. İşte spora da meraklıydım. Ve son derece üzüldüm. Nermin eğitimine devam etmekte kararlıdır. Türkiye'deki akrabaların yanına gidecek ve okuyacaktır. Neden bu düşünceye kapıldım? Çünkü Türkçe bilmediğim halde tek çocuk olduğum için hafta sonlarında annemin yanına falan geliyordum. Annem, ablam beni hep işte kahvelere falan götürüyordu. Oradaki mecmualarla oyalanıyordum ve o mecmualar Almanca, Fransızca, Macarca hep Türkiye'nin, Türk Cumhuriyeti'nin nasıl Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yani bütün o büyük yıkıntılardan nasıl çıktığını, Atatürk'ün yapmış olduğu devrimlerin nasıl değiştirdiğini ülkeyi ve benim için en önemli şey çocuklar için eğitimin parasız olduğu, kız erkek çocuğu farkı gözetmeden herkesi okula gidebildiğini yazıyordu. Ve onlar tabii benim kafama takıldı. Günün birinde anneannem ve ablamdan gizli olarak büyükelçiliğin olduğu yeri de biliyordum. Gittim kapıcıya büyükelçiyi görmek istediğimi söyledim. Ben o zaman 14,5 yaşında bir genç kız. Yani bugün o yaşta bir çocuk herhangi bir büyükelçiliğin kapısına gitse herhalde kapıcı onu içeri almaz. Fakat şansım varmış. Bu kapıcı beni içeri aldı. 1936'da büyükelçiliğin verdiği göçmen pasaportu ve 3. sınıf tren biletiyle hiç Türkçe bilmeden İstanbul'a, oradan da İzmir'e uzanacak yolculuğuna başlar. Sofya'ya geldik. Tren bir saat ara verdi. Ben o zaman da meraklı bir insandım. Bir etrafı dolaşayım deyip trene istasyondan çıktım. Hani az kalsın treni kaçırıyordum. Bu yolculuktan sonra annesini bir daha hiç göremez. Üvey ablasıyla da ancak 20 sene sonra buluşur.
Türkiye'de liseye devam edebilmesi için Türkçe öğrenmesi gerekiyordur. Ben gündüz Almanca dersi almak isteyen Türk öğrencisine o yaz ders verdim. Saat başına 1 lira. Ondan sonra akşam liseli Türk öğrencisinden Türkçe dersi aldım. Vatanını kendi seçti. Değil mi? Viyana'da doğmuş. Annesi Viyanalı. Babası Boşnak. Ondan sonra geliyor bir sene damnisyonda okuyor, gidiyor. Atatürk'ü tanıyor, Atatürk hakkında yazıyor. Ben Atatürk'ün memleketinde yaşayacağım diyor. Kalkıyor elçiliğe başvuruyor. Diyor ki ben Türkiye'ye gideceğim, beni Türkiye'ye yollayın diyor. Ha müthiş bir şey bu. Demek ki vatanını kendi seçiyor. İnançlarını kendi seçiyor. İnanç seçmek çok güç tabii. İnançlarını kendi seçiyor. Değil mi? Dilini kendi seçiyor. Buraya geldiği zaman Türkçe bilmiyor. Macarca biliyor, Almanca biliyor, Fransızca biliyor. Belki İngilizce de biliyor. Ama burada Türkçe öğreniyor. Yani bir genç kız vatanını seçmişsin, dilini seçsin, inancını seçsin. Kolay iş değil yani. Değil mi? İradesini bütün bunlarda kullanıyor. 1937'de İzmir Kız Lisesi'ne kabul olur. Bana Türkiye'yi sevdiren, Türkiye'yi anlatan, Türkiye ile kaynaşmama imkan veren bir 7 kişilik yani 6 kişilik bir arkadaş grubu vardı. O arkadaşlarla hiç kopmadım. O 6 kişinin çok güzel fotoğraflarımız var. Çok masum şeylerdi. Yani bugün de kıyaslanamaz hiçbir şekilde. Çok romantik çağ diyorum ben. Romantik çağ diyorum. Üniversite vakti gelmiştir. Nermin İstanbul'un yolunu tutar. 1940 sonbaharında da İstanbul'a geldim. Tabii bugünkü gençler bunu hiç anlamaz. Bayezid'e gittim. Öğrenci bürosu nerede diye sordum. Şeyde yani alt katta bir gişenin önünde bir genç hanım duruyor. İsmimi verdim. Nereye girmek istiyorsunuz? Hukuk fakültesine yazdı. Küçük yaştan itibaren hayatını kazanmak zorunda kalan Nermin, 1944 yılında üniversiteden mezun olur ve Ankara'da Ulus Gazetesi'nde çalışmaya başlar. O artık Türkiye'nin ilk kadın gazetecilerinden biridir. Gazetecilik akademik çalışma değildir ama akademik çalışma için çok iyi bir araçtır. O bakımdan o aracın da etkisi olduğunu zannediyorum. Kısaca daha sonra zaten siyasal davranış, siyaset bilimi, kamuoyu vesaire gibi daha doğrusu siyaset biliminin alt dalları olarak düşünebileceğimiz bir sürü disiplinin fakülteye girmesinde çok önemli bir yeri oldu Nermin Hanım'ın. Bu bakımdan ona çok şey borçluyuz. Hayatını seçen kadın, eşini de gerçek anlamıyla kendi seçer. O hocasına aşık bir öğrencidir. 8 Mayıs 1946'da Yavuz Abadan'la evlenir. Çok ileri görüşlü bir erkektir. Beni çok takdir ediyordu ve şey diyordu, sen gençsin, nerede bilgi bulabilirsen de kendini geliştirecek git. İngilizce bilmediği halde beni aldı Beyoğlu'nda, o zaman Amerikan Haberler Merkezi vardı. Yani gazetelerde Fulbright bursları haberi çıkmıştı. Onun teşvikiyle bir form aldım, doldurdum. Ertesi sene de beni seçtiler. Ankara Hukuk Fakültesi'nde doktora yapan Nermin Hanım, kazandığı Fulbright bursuyla lisansüstü eğitimine bir yıl boyunca Minnesota Üniversitesi'nde devam eder. 1953'te Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne asistan olarak atanır. 1958'de Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde doçent olur. 1958 yılında ben aynı zamanda çocuğumu bekliyorum. Fakat sağlık sebepleriyle yatakta kalmam gerekiyor çocuğu kaybetmemek için. Yatağın hiç kalkmamacasına iki tarafında kitapları dizdim. Tezi orada yazdım, birisine dikte ettim.
İşte ondan sonra o sene 28 Temmuz'da oğlum Mustafa Kemal dünyaya geldi. Tabii benim için büyük bir sevinç vesilesi oldu. 1966'da profesör olur ve siyasal davranış kürsüsünü kurar. Ben hep siyasi partiler, siyaset sosyolojisiyle uğraştım. Bu arada şunu da söyleyeyim. Yani kadın meselesiyle oldum olası meşgul oldum. Çünkü yani kamusal alanda çok az kadın var. Ben Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne giren ilk kadın asistanım, ilk kadın doçentiyim, ilk kadın profesörüyüm. Kadının birey olması konusunda çok önemli adımlar atılmasını sağlamıştır. O da tamamen tabii Atatürk devrimleriyle kadınların elde ettiği hakların bilincinde olan ve bunu yaşama geçirilmesi mücadelesi veren bir hocamız olduğu için kadın araştırmaları ve kadın hukuku alanında da yaptığı çalışmalarda hep kadını birey olarak odak noktasına koyan çalışmalara imzasını atmıştır. Türkiye'nin ilk gazetecilik okulu olan Basın Yayın Yüksek Okulu'nun kurucularından biri ve ilk kadın müdürü olur. İletişim, hukuk, sosyoloji, üç dalda uzman olmak kolay şey değil mi? Bunları hayatında başarıyla yürüttü. 1978 ve 1980 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girer ve ilk Türk kadın senatörler arasında yer alır. Avrupa Konseyi'nin Kadın Erkek Eşitlik Komisyonu'nda 18 sene Türkiye'yi temsil eder. Türk Toplumunda Kadın isimli kitabı İngilizce ve Almanca olarak da yayınlanır. Türk Sosyal Bilimler Derneği'nin kurucuları arasındadır. Bugüne kadar uluslararası birçok sosyal bilim kuruluşunda, meslek örgütünde üye ve yönetici olarak yer alır. 1967 yılında hayattaki en büyük aşkı Yavuz Abadan'ı kaybeder. 1972'de 37 yıl boyunca hayat arkadaşı olacak Profesör Doktor İlhan Unat'la evlenir. 2009 yılında İlhan Bey de hayata gözlerini yumar. 1989 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesinden emekli olur. Boğaziçi Üniversitesi'nde ders vermeye başlar. Yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda bilimsel kitap ve makalesi yayınlanan Nermin Abadan Unat, 75 yaşında kendi hayat hikayesini kitap haline getirir. Ne olduysam Atatürk sayesinde, yani Atatürk arkadaşlarının yarattığı bir politika sayesinde. Onun için bunu dile getirmek istedim. O kitabımı da o vesileyle yazdım. 2010 yılında öğrencisi Sedef Kabaş'ın hazırladığı Hayatını Seçen Kadın, Hocaların Hocası isimli söyleşi kitabı yayınlanır. Sadece benim rol modelim değil, onu rol modeli olarak alabilecek çok daha fazla sayıda insanın olabileceğine inanıyorum Türkiye'de. Almanya ve Amerika'da misafir profesör olarak görev yapmış, sayısız başarılı öğrenci yetiştirmiş, hayatını eğitime adamış bu müstesna insana hocaların hocası tanımı çok yakışır. Son derece hazırlanıyordu. O belli bir şey. Son derece hazırlanıyordu. Yani bir konunun üstüne düşerse aylarca önceden başlar toplamaya malzemeyi. Hazırlandığı muhakkak ve fevkalade heyecanlı giderdi. Yani esprilerine kadar hazırlıyor. Fevkalade heyecanlıydı. O da zaten çekiyordu talebeyi. Onun için o ders doluydu. İşte beni hayatta tutan hocalıktır. Başka bir şey öğrenmedim hayatımda. Bir de yeniyi öğrenmek. Bir insan tanıdım. O bir kadındı. O kadın Türkiye'de akılcılığın, aydınlanmanın, Atatürkçülüğün simgesi oldu. Nermin Hoca'yı tanıdıktan sonra onun tabii enerjisinin de yansımasıyla hiç durmadan çalışmak gerektiğini bir kere daha öğrendim. Akıllı, heyecanlı, mütecessiz ve kavgacı. Bir insan tanıdım her zaman çok enerjik. Çok enerjik.
Yani diyebilirim ki ağır, miskin akademik hayata düpedüz enerjiyi getirdi ve öğretti. Ondan sonra herkes koşmaya başladı. Bu çok önemli. Bir insan tanıdım, hayatım değişti. Bugün hala Boğaziçi Üniversitesi'nde ders verdiği lisansüstü öğrencileri var. Bugün hala yazmaya, üretmeye devam ediyor. Hayatı boyunca pek çok önemli ödüle layık görülür. Nermin Abadan Unat. Eğitim alanında Vehbi Koç ödülünü bu yıl size vermekten mutluluk duyuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Yetiştirdiğiniz hocalar, öğrenciler ve tüm Türkiye adına.